Abdülkadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. YKS'nin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için yeni bir dönem başladı diyebiliriz. Tercih yapmaları için onun önlerinde bir süreç var. Yapay zeka faktörü hayatımıza girdi ve çok farklı pencereler kazandırdı hepimize. Bu eğitim hayatını nasıl etkileyecek? İlerleyen dönemlerde popülerleşen mesleklerde bir değişkenlik olacak mı? Ya da yapay zekanın daha çok öne çıkardığı bir takım meslek grupları olacak mı? Bunlarla ilgili öğrencileri aydınlatmak için neler söylersiniz? Tabii, ben bu arada Yapay Zeka Politikaları Derneği'nde yönetim kurulundayım. Eğitim komisyonu başkanıyım. Bu gidişatla alakalı da raporlar yayınlayıp insanlara yön vermeye de çalışıyoruz. Yani şimdi hayatımızın hemen hemen her alanında tez yazarken, makale yazarken bile insanların faydalandığı bir alan haline geldi. Bu yapay zekanın etkilemeyeceği bir alan olmayacak. Bir kere o en başta onu söyleyeyim. Yani bugün hangi mesleği ele alırsak alalım, hepsine bir dokunuşu olacak. Bir nevi internet gibi. Yani bugün interneti kullanmadan yapabildiğiniz ne kadar meslek kaldı bilmiyorum. Bir aşçı bile yemek yaparken en azından bir YouTube'da bir video seyrediyor ve ona göre yemeğini daha iyi yapmaya çalışıyor. Yapay zeka da inanılmaz derecede hayatımızı değiştirecek, dönüştürecek, toplumların sosyolojisini değiştirecek bir teknoloji. Meslekleri de değiştirecek dolayısıyla. Şu anda mesela örnek bakacak olursak son dil modellerinin gelişmesiyle beraber insan gibi konuşabilen, insan gibi cevap verebilen ve söylediğinizi anında onlarca farklı dile çeviren yapay zeka uygulamaları var. Hatta kimi zaman sizinle tartıştığına bile şahit oldum ben yapay zekanın. Verdiğiniz cevapları kabul etmeyip kendi kafasında bir cevap tasarladığını. Evet. Mesela işte bu noktada onunla doğru sorular sorup doğru tartışmalara girebilmek adına prompt engineering dediğimiz istem mühendisliği çok ama çok kıymetli olacak. Yani gelecekte en önemli becerilerden bir tanesi yapay zeka ile doğru sohbet edebilme becerisi. Ondan doğru şeyleri isteyebilme, onu doğru konumlandırabilme, onun personasını doğru oluşturabilme ile ilgili beceriler olacak. Şimdi bu noktada mesela sizin söylediğinizi anında 50 farklı dile çeviren bir teknoloji çıktığı zaman acaba mütercim tercümanlık gibi bir mesleğe ihtiyaç olacak mı? Evet. Mesela bu bölümün geleceğiyle alakalı insanlar ne düşünüyor merak ediyorum. Bu teknolojilerle alakalı şunu düşünsünler. Mesela çağrı merkezlerinde çalışan insanlar, çağrı merkezleri operasyonları, buna yönelik insan hazırlayan bölümler gözden geçirilmeli. Yani o gelecekte bu tarz uygulamaların birçoğunu yapay zeka ile zaten insanlar işletmelerinde çözebilir hale gelecekler. Onun dışında mesela otonom sürüş, sürücülükle alakalı birçok mesleği değiştirecek, dönüştürecek bir alan oluşacak. Bununla beraber özellikle hukuk tarafında o bir sürü makaleyi, bir sürü kanunu uygulamayı yapay zekayla daha etkin bir şekilde kullanıp avukatlık mesleğinin dönüşmesini bekleyebiliriz. Bu noktada hangi bölümü seçerlerse seçsinler, hangi mesleği yapacak olurlarsa olsunlar, yapay zekanın ona olan etkisini araştırsınlar ve onu kendi mesleklerinde etkin kullanmak için çalışsınlar. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Yapay zeka insanların yerine geçmeyecek ama yapay zeka kullanan insanlar kullanmayan insanların yerine geçecek. Bakın, yapay zekayı etkin kullanabilme becerisine sahip olan insanlar diğer insanların çok önüne geçecekler. O yüzden mesleklerden de ziyade becerilere odaklanalım. Bu teknolojiyi kendi mesleğimizde daha iyi icra etmek için kendimizi bu noktada güncelleyelim. Bunun iyi bir okur yazarı olalım ve hayatımızda, iş hayatımızda buna göre adımlar atalım. Verimli ve açıklayıcı bir yayın oldu hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Herkesin yapacağı tercihlerin gönlüne göre gelmesini arzu ediyorum, diliyorum. İnşallah herkese sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de tercih yapacak olan öğrencilere buradan başarılar dileyelim. Umarım diledikleri gibi bir üniversite hayatına başlangıç yaparlar. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sağ olun. İyi günler.